Günaydın Gökhan. Gökhan, tabii köprü ve otoyollara zam bekleniyordu. Köprü ve otoyolların yanı sıra benim yakın tarihte beklediğim birkaç zam daha var. Örneğin yüksek hızlı tren biletlerine yakın zamanda zam gelebilir. Ve en önemlisi tabii elektrik ve doğalgaz zamları. Hemen elektrik ve doğalgazla ilgili bir kulis aktarayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu anda elektrik ve doğalgaza yapılacak olası zamma ilişkin bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra Bakan Bayraktar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir sunum yapacak. Şimdi benim içeriden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'dan aldığım bilgiye göre 2000 lira desek 4080 liraya konutlara veriyor 1000 metreküp gazı. Dolayısıyla aradaki farkı devlet sübvanse ediyor. Şimdi köprü ve otoyollarda Gökhan önemli bir konu var. Köprü ve otoyollara biliyorum çok şimdi önemli bir şey anlatacaksın ama bir soru sorabilir miyim? Az önce verdiğim bilgi çok muyum? Çünkü yani tabii. Önemli bir görüşmenin detaylarını anlattın sen bize ama öyle havada uçup gitmesin. %70 zam ne demek? Yani tabii. Çok ciddi bir orandan bahsediyorsun. Bu bilgi doğru mu? Yani sen elbette. Verdiğine göre doğrudur ama nasıl bir süreç içerisinde biz bu zamla karşılaşacağız? Şöyle söyleyeyim. Önce izin verirsen konutlarda uygulanan elektrik fiyatlarını söyleyeyim. Uzun zamandır konutlara zam yapılmıyor. Aradaki farkı devlet şirketi Elektrik Üretim AŞ'ye karşılıyor. Piyasada oluşan 1 kilowatt saat elektriğin fiyatı 2-2,5 lira arasında. Konutlara verilen 1 kilowatt saatin fiyatı 2-2,5 lira arasında 2,5 liraya kadar çıktı oluyor. Konutlara verilen elektriğin birim fiyatı yaklaşık 1 lira. Aradaki farkı izleyicilerimizin takdirine sunuyorum. Dolayısıyla bu izleyen günlerde zam olarak konuta, sanayiye, ticarethanelere yansıması olası. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Yılın ilk 6 ayında hedeflenen enflasyon. O enflasyon oranında da SGK, Bağkur emeklilerine, memur emeklilerine zam yapılacak. Dolayısıyla beklenti yılın ikinci yarısında elektriğe, doğalgaza zam yapılması. Ama bugün köprü ve otoyollara yapılan zam belli ki iktidarın ekonomi yönetimi sıkıştı. Bazı zamları bekletmenin artık makuliyet sınırını aştığını düşünüyorlar ve köprü ve otoyollara yüksek oranlı zam yaptılar. Yapı işlet devletlere %40 civarında, devletin işlettiği köprü ve otoyolları da %60 civarında zam yaptılar. Ama burada önemli olan bir şey var. Ona izin verirsen geçeyim Gökhan. Örneğin Osman Gazi Köprüsü. Yap işlet devlet de yapıldı. Osman Gazi Köprüsü'nde sözleşme bedeli uygulansa tek yön geçiş ücreti 1755 lira. Zamla birlikte yeni geçiş ücreti 399 lira. Buraya da izleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim. Dikkat edin. Bu bir hani gidip elbise aldığımızda, yiyecek içecek aldığımızda 9 lira 90 kuruş. 9 lira 99 kuruş ama 10 lira değil. Burada da 399 lira. Psikolojik sınır 400 lira değil, dikkat edin. Evet. Aradaki farkı, devlet aradaki farkı 1350 lira 56 lirayı geçen ay her araç için ilgili işletmeye ödüyor. Geçmeyen her araç için de 1755 lira. Şimdi aynı şey Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de geçerli. Sözleşme bedeli 189 lira. Dikkat edin yine. Yeni zam 49 lira. 50 lira değil. 49 lira. Aradaki 140 lirayı devlet geçen her araç için işletmeci şirketi ödüyor. Garanti sınırının altında kalan her araç için de 189 lira ödüyor. Tabii Çanakkale Köprüsü 702 lira sözleşme bedeli. Geçiş ücreti 419 lira. Şimdi burada arada 283 lirayı yine geçen her araç için devlet ödüyor. Şimdi burada önemli bir konu var. O da şu. Bu köprü ve otoyollarda bugüne kadar hizmete girdiği günden bugüne asla garanti sınırlarına gelinmedi. Devlet sürekli buraya garanti ödüyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin kasasında tek kuruş çıkmayacağını söylemişti. Bu yıl için 2024 için köprü ve otoyollara ödenecek garanti tutarı bu net rakam, bütçeye konulmuş rakam 74 milyar TL. Şimdi 3 ayda bir ödeme yapılması bekleniyordu ama orada bazı sorunlar var. Onlar da izleyen günlerde netleştiğinde izleyicilerimize aktaracağım. 3 aylık ödeme sadece bu yılın ilk 3 ayında araç geçiş garantisi kapsamında öngörülen ödeme 20 milyar TL. Bunun bir kısmı birkaç gün önce ödendi. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılbaşı ödeneklerine sadık kalmasını istiyor kamu kurum ve kuruluşlarının. Dolayısıyla benim kapımı yılın ortasında ek ödenek talebiyle çalmayın diyor. Bu 74 milyar TL'nin garanti bedeli olarak ödenecek tutarın
artırılmaması için de gereken bazı adımlar atılıyor. Ama burada önemli bir konu var, o da kur. Kur artarsa bu tutar da artar. Bir önemli konu daha var Gökhan, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi köprü ve otoyollara yapılan bu zamlar köprü ve otoyolları kullanan araç sayısını azaltabilir. Bu durumda araçlar için öngörülen garanti bedeli, yani hazinenin kasasından çıkacak para artabilir. Bunları izleyen günlerde ödemeler yapıldıkça göreceğiz, netleşecek, biz de izleyicilerimize aktaracağız. Aslında temelde olacak şöyle bir problem yaşıyoruz zannediyorum. Yani yatırıma mı karşı çıkıyorsunuz kardeşim siz falan gibi cümleler kuranlar var. Sen de karşılaşıyorsun bunlarla sıklıkla. Yani gerçekten ihtiyaç duyulan noktaya yapılan yatırıma kim karşı çıkar? Ayağını yorganına göre uzat diye bir tabir vardır. Bugün para yok, para yok, para yok. Para yok ama sonuçta buradaki yatırıma dolar üzerinden borçlanıp TL ile ödediğimiz korkunç bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Belki de bazı yatırımlara gerçekten gerek yoktu. Mesela Avrasya. 10 numara 5 yıldız diyorlar ya. Hakikaten 10 numara 5 yıldız. Bu gerekliydi. Tüneli de gerekliydi, treni de gerekliydi. Araç geçişi. Belki de birkaç tünele daha ihtiyacı var İstanbul'un. Evet. Ama Çanakkale, ama işte Zafer Havalimanı, ne bileyim, onun gibi gereğinden fazla hastaneler varken yıkılıp özele illa emanet edilecek diye kurulan şehir hastaneleri. Ya kendi hastanelerini geliştir kardeşim. Yok, hasta garantili bir tartışma içerisinde, hem de dolarla. Peki bu sözleşmelerden bir geri adım atma. Yani ne olursa olsun biz geri adım atmayacağız galiba, değil mi Olcay? Şimdi Avrasya'yı anımsatman çok iyi oldu Gökhan. Avrasya'ya zam gelmedi bildiğim kadarıyla. Ama eli kulağında olduğunu söyleyebilirim. Benim yaptığım görüşmelerde Avrasya Tüneli'nde, hemen onu da belirteyim. Şimdi tabii önemli olan üretim kadar bölüşüm de. Ve tabii kaynakların önceliklendirilmesi, özellikle yatırımlar konusunda ve verimli üretken alanlara yatırımların kaydırılması. İşte burada en önemli konu, işte köprü ve otoyollara mı yapacağız, fabrikalara mı yapacağız ya da kaynaklar nereye aktarılacak? Ve elbette ki verilen garantiler, yap işlet devret, adı üstünde yap işlet devretler, YİD. YİD projeleri gerçekten hazineyi yedi dersek yeridir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da köprü ve otoyollarda, hastanelerde, Avrasya Tüneli'nde devletin hazinesinden ödemeler devam edebilir. Neden? Çünkü yüksek bir enflasyon ortamından geçiyoruz. Geçiş ücretleri artıyor. Vatandaşı caydıracak şekilde. Çok somut bir şey Gökhan. Osman Gazi Köprüsü. Devletle ilgili işletme arasında yapılan sözleşmeye göre geçiş ücretinin bugün olması gereken düzey 1755 lira. 1755 lira, tamam, bunu makul bir çerçeveye iktidar oturtmaya çalışıyor. İşte akaryakıttan şu kadar, çevreye etkisinden şu kadar diye, ama 1755 lira verip o köprüyü kullanacak insan sayısının sınırlı olduğu düşünüldüğü için 399 liraya artırıldı, ama 400 lira değil, dikkat ederseniz. Evet, bu da psikolojik bir sınır olarak ama düşünüldüğü için diyor, zam belli değil. Evet, ora, evet. Ona. Peki, olacak. Onu biz ödüyoruz işte. Onu, evet. Aslında temel de bu elektrik.